Günaydın şef. Günaydın. Sıcak bastırmaya başladı. İstersen fazla yorma kendini. Siz kendinize bakın. İki şut attınız mı diliniz bir karış dışarı çıkıyor. Biz senin gibi delikanlı değiliz, ne yapalım? Özellik edecek. Denginmiş gibi sırtımı döndüm yürüdüm. Adam olan anlar. Bir gün kafam kızacak. Şöyle ağzını burnunu. Ne yani? İnanmıyor musun? İnanıyorum. Ondan mı korkacaksın? Korkmaz. Sen yemiyor musun? Canım istemiyor. İstasyona 1-2-1-2! Kalkıyor istasyona 1-2! İnce bir çiçek gibisin pencerede sen. Karanlıklardan, soğuktan şikayet eden. Gel kaçalım buralardan beni dinlersen. Bu giden hatların sonu bahar değil mi? Mine için yazdın değil mi? Vallahi helal olsun. Bak kimseye bir söz kaçırırsan ağzından. Merak etme oğlum. Gönderecek misin? Hayır. Kız olsam bu şiiri yazana Şıpa'da aşık olurum. Kocasından başkasına bakmaz o kadın. Sen bir de ofisçi Talat'a sor. Kimseye bakmaz. İstersen inan, ben gerçeği dile getiriyorum arkadaş. Hadi istasyona 1-2-1-2! Hadi istasyona 1-2! Günaydın hoca hanım. Mine Hanım'la araba. Abim geliyor İstanbul'dan, onu karşılamaya gidiyorum. Gözünüz aydın şimdiden. Teşekkür ederim. Zahra abi, gelmiyor musunuz? Geliyoruz. Hadi istasyona 1-2-1-2! İstasyona 1-2! Hemen kalkıyor istasyona 1-2! Evet abiler, acele edelim biraz. İstasyona 1-2! İstasyona, aman ne güzel. Hadi tamamdır, devam et! İstasyon, istasyon! Boşuna heveslenmeyin. Sabahtan beri yüzünü bile göstermedi dinsiz karı. Gözleri pencerede. Oturma yok ki. Ofisçi ne zaman paradır bilmez misin? Mine her gün mektup gönderiyormuş. Atıyor. Niye atsın oğlum? Yarım saat gecikme var hoca hanım. Bize buyurun isterseniz. Müteahhit Tarık Bey'in kerimeleri de yukarıdalar. Teşekkür ederim. Sıvık su, sıvık su. Su verelim mi? Sıvık su. Sana kitap getirdim. Teşekkür ederim. Yeşil geceyi bitirdim. Çok güzel. 100 yıllık yalnızlık. Abim geliyor bugün. Herhalde bir sürü yeni kitap getirir bize. Gözün aydın, bilmiyordum. Telgraf dün geldi. Nurten Hanım'la tanışıyor musunuz? Folklor gösterisinde karşılaşmıştık. Merhaba. Merhaba. Perihan'ın abisi geliyormuş bugün. Oturmaz mısın? Ne tuhaf. Bakın Perihan Hanım'ın abisi benim falımda çıktı. Bekar görünüyor. Son mektubunda yazmıştı, nişanlısından ayrılmış. Buna sevindim. Çok da yakışıklı, öyle midir? E fena sayılmaz. Bak, hoşuma giderse yakasını bırakmam ona göre. Sonra söylemedi demeyin. Kahve yapayım size. Şu tüfeği alıp pencereden ateş etsem... belki kasabanın yaşamında bir değişiklik olur. Sıkılıyorsunuz. Affedersiniz, sıkılıyorum. Merhaba şef. Hoş geldiniz sayın başkan. Şöyle buyurun, şöyle buyurun. Buyurun. Nasılsınız bakalım? Sağlığınıza duacıyım beyefendi. Hoş geldiniz doktor bey. Gene rötar var ha? Bugün çok değil. Bizim kız yukarıda mı? Yukarıdalar efendim. Onu almaya gelmiştim ben de. Öğretmen hanım da bizde. Duydunuz mu bilmem. Bugünkü trenle abisi geliyormuş.
Oh, nihayet yeni bir yüz göreceğiz desenize. İnşallah, Piriç biliyordur. Mine Hanım afiyettedirler inşallah. İyidir hamdolsun. Cumartesi yani Mine Hanım'la birlikte bize bekliyoruz, unutmayın. Nasıl unuturuz beyefendi? Çoktandır abini görmemiştin değil mi? Neredeyse 2 yıl olacak. 2 yıldır burada mısınız yani? İnsanın yapacak işi olunca pek fark etmiyor. Çevrende konuşacak insan olmayınca çok zor. Şu aşağıda dolaşanlara bir bakın hele. Bunlar kasabanın gençleri. Gün aşırı bir tren gelecek. Her tren gelişinde yeni bir yüz, yeni bir insan görebilecek miyim diye bekleyeceksin. Yine de zaman geçiyor işte. Öğretmenim! Yazar mazar diyorlardı ama pek sünepe bir şey. Yakışıklı değil mi yakışıklı baba? Yakışıklı mı? Bilmem. Konuşulacak biri içtiyse. Ah, hoş geldin. Canım, çok özlemişim. Bu gözlükler? İhtiyarlıyoruz öğretmenim. Ne var Murat? Taşıyayım öğretmenim. Sen şu küçüğü al beni tamam. Geçen yıl öğrencimdi. 5'i bitirdi. Nasıl buldun sakallıyı? Gerçeği dile getirmek gerekirse pek gözüm tutmadı arkadaşım. Perihan Hanım. Abinizle tanıştırmayacak mısınız beni? Nurten Hanım. Hitayet Tarık Bey'in kızı. İlhan. Sizi biraz tanıyoruz sayılır, İskambil falından. Maça papaz mı çıkmıştı? Nurten Hanım İstanbul'da İngiliz filolojisinde okuyor. Gözünüz aydın. Vitay Tarık Bey, kendileri babam da olur. Belediye başkanımız. Hoş geldiniz. Ben kasabanın doktoruyum. Vedat Bey. İlhan. Cumartesi bekliyoruz. Unutmazsınız inşallah. Sizi de bekleriz. Hoca Hanım nedense bizim toplantılara pek gelmiyordu ama... artık siz de olduğunuza göre. Teşekkür ederiz. Gelmeye çalışırız efendim. Bizim arabayla bırakalım sizi. Biraz küçük değil mi? Ama çok da şirin. Bu görüntü yeter. 2000 liraya oturuyorum. Okul da hemen arkamızda. Sen ne yaptın? Ayrıldık deyip geçmişsin son mektubunda. 3 yıllık beraberlik, bir ayrıldık lafıyla açıklanabilir mi? Ben Zerrin'i severim. Ben de. Bilmiyorum ki, bizim ilişkilerimizin sağlıksız bir yanı var. Hiçbir sorumluluk yüklemedi bana. Onun için bir şeyler yapabilmeyi isterdim. Açıklaması zor. Bitti işte. Hiç acı vermedi mi sana? Vermez olur mu? Ama Zerrin'e vermediğini görünce... Çok az şey paylaşıyormuşuz, onu anladım. Ayrılık acısını bile paylaşamadık anlayacağın. Kıza haksızlık etmiyor musun biraz? Edebiyatçı ağzıyla lafı yuvarlama. Seninkisi bizim erkeklerimizin geleneksel bencilliği olmasın sakın. Galiba yutturamadık öğretmenim. Neyse.
aslında köksüz bir ahlakın savunuculuğunu yapıyor ama bu ahlakı kendi hayatımıza uygulayamıyoruz. Anlaştık mı? Yavaş yavaş anlaşacağız elbet. Oturup çalışmalı. En doğrusu bu. Doğru diyor. Başkanı kenara çektim. Bana bak dedim. Yolcu olsa da olmasa da belediye otobüsleri günde 4-5 defa istasyona sefer yapacak. Kabul ettiler mi? İsterse etmesin. Ben söyleyeceğim de. Bilir başına neler geleceğini. Bir de gidip bizim hareket amiriyle konuşayım diyorum. Tren seferlerini haftada 7'ye çıkarsınlar. Pek kimsenin gelip gittiği yok ki. Olsun. Madem ki beni buraya tayin ettiler, dediğimi yapacaklar. Şu darbukamı getirsene. Dışarıda ayıp olmaz mı? Elif yanlışını çalıyor, duymuyor musun? Bak, gene usulü bozdu. Otur da dinle. Mutfakta biraz işim var. Bir şey istersen seslenirsin. Kulağım burada olsun, farkı göreceksin. Nasıl falsa yaptı, duydun mu? Yürüyüşe bak, sudan çıkmış gövel.